Herkese günaydın arkadaşlar. Biz şimdi Düzgün Baba'nın türbesine gitmeye çalışıyoruz. Şekilde. Yollar çok fena, çok kötü. Ya korkumdan kamerayı bile alıp çekmek istemedim. Dilim damağım kurudu. Düşünün artık. Şöyle yollar. Şu an benim bildiğim kadarıyla, yanılıyor da olabilirim, Düzgün Baba Nazimiye'ye bağlı bir dağın üstünde, tepesinde. Nazimiye de Tunceli'ye bağlı. Tunceli'deyiz şu an. Sanırım görünen bir şeyler var orada, o tarafta. Orası Cemevi, gideceğimiz yer şu an. Ve Düzgün Baba Türbesi ise tepede, dağın üstünde. Nasıl yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Hiç bakamıyorum bile çünkü uçurum yani. Sonunda bir şeyler görünüyor. Nefes nefese kaldım. Çocuklar orada Dilan'la birlikte. Biz de çıkıyoruz. Böyle bir yol yapılmış bir iş adamı tarafından. Daha kolay olsun diye. Yol olmadan önce insanlar dağlardan çıka çıka gidiyormuş. En tepeye geçeceğiz. Rehber. Çeşme var bir tane. Şöyle gölgelik. Burada biraz dinlenelim. Of. Yüzüme su vurdum ama su sıcak. Sırasında. Tamam, şu yolu geldik. Yaklaşma. Resmen ben dağın üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Muhteşem bir görüntü. Görülmesi gereken, olmanız gereken yerlerden bir tanesi. Gelemeyenler için çekiyorum. Bu şekilde. Sağ olsun yol yapmış. Sanırım Ali Rıza diye bir iş adamı. Bu şekilde. Ondan önce millet buraları çıkıyormuş. Şu şekilde çıkıyorlarmış. Adam diyor kol kıran oluyordu, el kıran oluyordu. Tam buraya yapmıştım, ile çıkıyor şimdi. Of. Ama uçurum yani. Uçurum. Düzgün Baba. Kurutuyorlar şurada. Mor. He, bu şey, bu he? Onu çorba yapıyorlar. Çorba. Adı ne? Kurutuyorsun böyle, öyle şey yapıyorsun ya. Adı ne onun? Anuk. Anuk.
Peki, tadı çay mı yaşıyor? Şu güzel. Suyun sesi geliyor, duyuyor musunuz? Ses buradan mı geliyordu? Ama su burada işte. Şurada birileri çay mı yapıyor? Ha, çay var burada, çay içiyor. Sen gel. Tamam. Şimdi biri var mı çok yapıldı. Şimdi biri var. Ben hani dolu diyorum. Burada mum yapmışlar. Biz de mum aldık, yapacağız. Yukarıda ama. Şimdi bundan sonrasında artık böyle çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Yarısı daha var. Birisi orada çay falan yapıyor, çıkan insanlar için herhalde. Dinlenme alanı gibi bir şey. Vay be go be go be gemine ver hati çıkıp hani so bivye so kanunine hukmati onlara kırmancı edari ya ve nistoru kanunu cumhuriyeti ve ahondara çukura be gemi ver de kare ahondara çukura Begem peyde kare kat qona qona tsukhure Pirşane gaunu mali Evru da var berda Bakhremin khema ser ser yuva Fida khatın vana kafir na uva mu Esmu mare meymanu Yeme gune mani venu Veru mara tanenu Fida katın vana hesenin bir ve meverare Vano ibo ma meslek seni kene te veru te verare Mayna kraşmet bonze te ver Ağayim pay perano Şeru mazrana karpiyete Lemni ne faydan uyge Aluna karşını kız kurup yere bari kırda Kerda yese u bari uyge Nazım tabak suyu serindir Dalma gele derindir Sabah suyu serindir Dalma gele derindir Ah nazlım 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 Elleri sazlı nazlım Sabahtan öter keklik O yardan gelmiş mektup Bir yüzü selam kelam Bir yüzü bomboştur Ah nazlım 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 Elleri sazlı nazlım Ağzına sağlık dedi Ah nazlım 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 Elleri sazlı nazlım Kadının adı da gerçekten Nazlı'ymış ya Kadın da beste ona göre yapmışsın Evet Söz müzik kim ait? Söz müzik bana ait. Uçan dedeye ait. Uçmayan dedeler değil. Uçmayan dedeler aşağıda oturuyor aşama kadar. Duygusalın çok var senin kızım. Kimin? Senin. Duygusalısın ha. Biraz. Duygusal? Evet. Ben çok duygusalım. Gece gündüz üzülüyorsun, ağlıyorsun. Yok. Anneni çağırıyorsun bazen rüyaları görünce. Ama duygusalın var. Burcunda söyle hangi? Boşuna söyle. Bunu söyleyeyim mi bana mı? Anneme. Annem hep yanımızda ya. Evet. Burası Iğdır. Orası Peru suyu. Sanırım Karakoçan mı? Böyle göl var. Gölün ortasında bir tane küçük minik ada gibi bir şey var. Ah. Her şey görünüyor burada.
şunu bir kokla yengeyi ver. Kokla şunu, kokla. Ah, oh, kokusu buradan geldi. Kekik ya. He, kekik. Kekik. Şükür geldik ya. Hele şükür. Bak, adam abi, kaçalak kırak kırak basamak abi, çabak. Kesti ya, tamam mı? Bu şuan temiz petler de var, şimdi kıyas edelim. Aşağıda tuşuna kıyas edelim. Şey düzgün baba. Pırta açtık. Patiyon pırta açtı. Sır oluyor. Ateş var. Nasıl çocukların yetine de yakın. Şimdi direkt tutuyor da. Eyvallah. Eyvallah abi. Ama onlar için yaşıyorsun, ne için yaşıyorsun? Aynen. Ablacığım altını şey yap. Tamam. Sen tap kafana dikkat et. Sen buranın hikayesini anlatacaksın, tamam mı? Bu da Gönül abla, senin için yakıyoruz. Sen tabi altını sağlam atma. Bastırdım. Gelsin mısın? Burası Düzgün Baba'nın mekanıdır. Tabi Düzgün Baba'nın bir ismi asıl Şahidar'dır. Yani Seyit-i Mahmut Ehiran'ın oğludur. Yani Kureyş'in oğludur Düzgün Baba. 1200-1300'lerde çabalmış tabi. İlk ev dam yapı karşı kısımda oluyor. Şu köm olan yer var ya, karşı dağ olan yer. Tabi kışın zemper ayında davara gider, yani keçilere gider tabi. O zaman ayağında çarık olur. Bir de lekan diyoruz, hedik diyoruz ya, karda giymek için asasını yani. Bir de asası olur yani, çubuğu var elinde. Kışın zemper ayında davaranın şu karşıdaki köme getiriyor tabi. Akşam eve gelirken, yani Zebe köyüne, Kureyş'in evine gelirken tabi babası Kureyş karın üstüne ot atıyor, yaprak atıyor ki hayvanlar yesinler, akıra geçsinler. Ama bakıyor ki hayvanlar tok gelmiş, yem veriyor yemiyor, yaprak veriyor yemiyorlar tabi. Aynı yaz gibi otlanmışlar tabi. Ertesi gün babası Kureyş takibi alıyor. Yani Şahidar'ın, yani Düzgün'ün kerametini görecek. Düzgün hayvanlara ne veriyor tabi. Kar izlerini takip ediyor. Jergebit kömüne gidiyor. Karşıdaki dağa peşinde gizli gidiyor. Yani Düzgün'ün kerametini görecek. Düzgün hayvanlara ne veriyor tabi. Bakıyor elindeki asasını hangi burçlara vuruyorsa oradaki o kömü yeşertiyor tabi. Mümkün mü olacak ayı dolmanı yeşertmek? Tabi keçinin birisi sinyal veriyor. Şahidar'ın kar izine bastığı zaman 3 defa hapşırıyor keçi. Şahidar keçiye dönüyor, diyor bumbarik, diyor sen kimi gördün o kadar güzel hapşırdın diyor. Babamı mı gördün, kurusu kuru mu gördün yani. Seyyid-i Mahmut Ehirani mi gördün, ismini zikrediyor. Bir arkasını dönüyor ki Kureyş hazırdır arkamdan, yani babam hazırdır tabi. Şahidar artık kömü terk ediyor yani. O davarı terk ediyor. 5 kilometre mesafeyle 3 adımla geliyor. Birinci hediye kayalığa vuruyor, ikinci dereye vuruyor, üçüncüsünü buraya vuruyor. Yani ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Üç adımla buraya sarıyor tabi. Burada 40 gün 40 gece bir yaşantı sürüyor. Yaşantısında yokluğu görüyor, açlığı görüyor. En çok da soğuğu görüyor burada tabi. 3 gün geçtiği zaman anası tereddütte kalıyor, babası Kureyş. 3 tane ev halkı yiyor. Ev halkı bizde yanı sıra Mısayıklattır, Kübralattır. En yakın dostlarını yiyor. Yani heyet buraya geliyor. Birimin durumunu soracak. Birimin durumu ne halde tabi. Heyet buraya geliyor tabi. Birim burada kırklar cemini tutmuş, dua ediyor. Birim diyor yani Kureyş seni affetti, eve dönmeni istiyor. Yok diyor, benim yerim burası diyor. Ben artık gelemem diyor. Durumu nasıl Birim? Durumum gayet yerli yerindedir. Gayet iyidir. Gayet de düzgün dinler. Her şey yerli yerindedir. Yani düzgünüm demek istiyor elçiye. Elçi hani Zebe köyüne gidiyor. Kureyş'in evine gidiyor. Birimin gelmediğini söylüyor. Birimin durumu gayet yerli yerindedir. Gayet iyidir, gayet düzgündür tabi. Şahidar'dan Düzgün'e göçüyor. İsmi Düzgün olsun tabi. 4-5 tane mekanı var tabi. Kırklar cebi tuttuğu yer var. Burası evlidir. Üst tarafta yattığı yer var. Döşeği var. Omuz bulduğu yer var. Sır olan yer var.
Ben dilden dile düzgün baba olarak kayıyor. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Dilekleriniz kabul olsun. Hayırlı kapıları nasip etsin düzgün baba hepimize. Sağlık, sehat versin. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Burası üçüncü ağırlığı. Yani düzgün babanın karşı dağda geldiği zaman, üç adımla geldiği zaman, 5 kilometre mesafeyle ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Üçüncü adımını buraya vuruyor. Burada kırklar cebini burada tutuyor. Yani çileyi burada çekiyor. Yokluğu burada görüyor. Açlığı burada görüyor. Et buraya geliyor. Ve dileklerimiz kabul olsun. Hayırlı kapıları nasip etsin. Düzgün baba hepimize sağlık, sehat versin. Güç, kuvvet versin. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Sen şeyini biliyor musun Instagram hesabını? Herkesini. Ya sen bana at, ben onu at. Oldu ki. Yok, bana. Bu havuzları doldurirdi. Çekmeyi düşüreceğim. Dişleri kalsın. Daha ben çıkar dedim de çıkmadı dişi. Dedim erken çıkar, çıkmadı. 8 aylık oldu. Bugün ay kaçı? Bugün ay. Yarın tam 8 ay. Herkese günaydın. Tamam, ben gidiyorum, sen kal. Biz bugün kayınbabamın kardeşinin evindeyiz. Büyük amcamın evindeyiz. Evet, sandalye var. Arya. Aa, korkarım ben şimdi oturmaya buraya. Dur, şunu bir yere koyalım. Oturalım kızımla. Gel, dur. Dur, beklemem binsin. Vay de. Ay, çok güzel bu. Dur. Dur, kızım da binsin. Gel. Hadi salalım. Evet, dur. Kendimizi şimdi ittirmek için bir şey bulmamız lazım Arya. Biz sabah büyük amcanın evine gittik. Yani kayınbabamın en büyük abisinin evine. Oradan da buraya geldik. Üçüncü büyük. Aynı zamanda düşünüyorum. Üçüncü, evet, üçüncü büyük. Ya da ikinci mi? Unuttum yine. Ondan sonra biraz burada aile ziyareti yapacağız. Bir de büyük hala var. Büyük halayı görür müyüz bilmiyorum. Ya da buraya mı gelir bilmiyorum. Arya ve Derin arabada uyuyordu. Derin, Arya uyandı, geldi yanımıza şimdi. Annem. Annem. Bu çok güzelmiş ya, böyle baksanıza. Bak, küçük havuz var Arya. Bak, küçük havuz var. Burada da büyük bir havuz var. Ama içinde su yok. Çocuk olmadığı için. Evet, sonra bahçelerimiz var. Elma. Genelde hep elma. Hepsi elma bu. Burada bir tane küçük bir erik varmış ama kayısı da, kayısı fazla olmamış. Tatlı elma var diğer tarafta. Ayrıca keyif de senin keyfin ha. Her videoda da keyif senin keyfin demeyi seviyorum. Amca, ne yapıyorsun? Onunla sulayacaksın. He, burada son taş var. Ha bu. Bahçeyi bunlar sulayla suluyor. E ama niye küçük hortum yok bir tane? Bunlara göre. Ha. Küçük hortumu sığmıyor. Fazla geliyor, motor yanıyor. Bu parasız yesin. Bahçeyi biz bunlarla suluyoruz. Doğru, bahçe büyük. Günde kaç defa suluyorsun? Haftalık suluyoruz. Ha, haftalık. İki günde bir. Devran.
Devranım, 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 lolo. Devran. Ya bu ne kadar yakışıklısın. Sanki düğüne gideceksin ha devran. Bu ne güzellik. Bu ne için manyak? Dedesi Türk'ün biri. Çocuklara çorba veriyorum. Bu kesme çorbasıymış. Böyle soğuk içiliyor. Bilen varsa haber versin. Ben ilk defa gördüm. Ve ayran gibi yoğurtla yapılıyor. Ve şurada böyle kendileri açıyorlarmış. Şu makarnaya benzeyen. İlk defa gördüm ama bayağı bir böyle sıcak havalarda gidebilecek bir çorba. Çocuklara veriyorum. Böyle üçü de burada. Her sene gibi demek ki. Onu da yıkadım güzel. Saat 7'den sonra da büyük nasıl gittiler? 4 kişi arkada oturmuşlar. 4 kişi oturdu peki. 6 kişi bir de bagaj. 4 kişi arkaya oturdu. Evet. Yenge şimdi bana bir şey veriyor. Bunun adı ne yenge? Şimdi sen bana anlatman lazım. Kesme çorbası. O biraz önce gösterdiğim çorba bundan yapılıyor. Bunu da yenge kendisi yapıyormuş. Ve çok iyiymiş. Yani bunu açıp kesmekten... Sana o çok gider sana. Bunu aynı hamur gibi çok ince açıp kesiyor musun sonra? Aynı yufka. İki tane. Yenge bu çok bile fazla. Var mı? Hı. Bu çok iyi. Yok. Ben zannettim sen başka küçük bir şey getirip bunu boşaltacaksın. Yok. Bu çok fazla. Şimdi bunu çorbaya yapıp sonra suyu koyup içine atıyorsun sadece. Çorbaya suyunu koyuyorsun. Biraz da tuz atıyorsun. Ondan sonra böyle mesela böyle iki şey böyle elinle az az aynen. Böyle şey yaparak ama. Bu bana böyle... çok bile gider çocuklar için o sadece. Çok olur. Hı. Böyle şey derek ama böyle toplu atma hemen. Ha yavaş yavaş. Yani böyle şey yap. Bir yandan elinden taşıtır kaşıkla. Çok teşekkürler. O pişsin ondan sonra biraz yağ koy tavaya. Bir tane küçük soğan doğra. Nane koy. Nane var mı köyün? Ha. Nane orada da kurutulmuş biraz nane var. Var var. Vereyim. Var nane. O nane. Ama ver biraz da senin nanen olsun. Ben de hiç yok demiyorum ha. Halam bu sene verecekti. Anlık diyor. Dedim. Anlık. Annenler bilir. Bak. O farklı bir nane. Yok ama. Ki. Nane değil. Anlık. Dağlarda oluyor, kırlarda oluyor. Sen nereden getirdin? Koyuyorsun. Bak bundan da o çorbaya. Kullandıkça seni hatırlarım. Tamam yenge yeter çok verme. Götür çok güzel bu. Bak her sene sana gönderirim beğenmiştim. Güzel kokuyor ama çok farklı güzel. Bir şey. Nane gibi değil dediğin gibi. Bak çok güzel bir kokuyor. Nanem de var. Mis gibi kokuyor. İşte o çorbanın için onu koyuyorsun. Azıcık koy böyle. Tereyağı ondan sonra da böyle küçük tereyağı başlatıyorsun. Benim aşkısı da balısı, canısı da balısı. Benim oğlum çok tatlı olmuş bugün ya. Baka baka doyamıyorum ya. Bu gömlek nedir böyle ya? Sen kimin düğününe gidiyorsun yav? 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 Yukli. Hah, alayım. Yukli. Oh my god. Ba. Po. Alkış yap Devran. Clap your hands. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Ay ay. Ağzını kapat arı kaçacak ağzına. Po. Honey. Alo. Alo. Bittim. Tüm ebe. No ma. You love mommy so much. I bittim. Bittim. La la la.